Canlı yayındayız. Lütfen buyurun hocam. Merhabalar, herkes hoş geldi. Hem katılımcılarımız hem panelistlerimiz. Sine Filozofi 3. Ulusal Sinema Felsefe Sempozyumu'nun bir başka oturumunda, Zeki Demirkubuz Sineması'nda, düşünce oturumunda birlikteyiz. Bu kapsamda Zeki Demirkubuz Sineması'na ilişkin yaptıkları çok değerli iki çalışmayla iki sunumumuz var. Ben sunuma geçmeden önce kendilerini tanıtmak isterim. Tuğba Elmacı hocamız, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünde doçent. Elif Karakoç, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde araştırma görevlisi. Ve diğer bir sunumu yapacak, birlikte yapacak olan Şafak Tanır Levendili de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, yine radyo, televizyon, sinemada doktor öğrencisi. Öyle değil mi Şafak? Yanlış söylemedim. Ben sunumlara geçmeden önce, merakla beklediğim bu sunumlara geçmeden önce sizlere birkaç hatırlatma yapmak istiyorum, bizleri dinleyenlere. Soruları son 15 dakikada alacağız. Bunları chat kısmında yazabilirsiniz. Chat kısmında yazarken de büyük harflerle ve kime soruyu yönelttiğinizi yazmanız gerekiyor. Küçük harflerle yazılanlar dikkate alınmayacak. Bu önemli. Aynı zamanda sinefilozofi.gmail.com'a da doğrudan mail olarak sorularınızı gönderirseniz bizlere iletilecek. Bu güzel oturumu sizlerle birlikte katılımcı bir şekilde tamamlayacağız. Ben şimdi sözü çok uzatmadan ve süremizin 15 dakika, her sunum için 15 dakika olduğunda tekrar hatırlatarak Tuğba Elmacı hocama söz vermek istiyorum. Mayın Kley'nin haset kavramı çerçevesinde Zeki Demirkubuz'un Kıskanmak filminde nesne ilişkilerini bizlerle paylaşacak. Bakalım bu güzel bildiriyi sunsun, duyalım. Buyurun hocam. Öncelikli olarak merhabalar. Ben hemen sunumu paylaşarak başlamak istiyorum. Herhalde paylaşabildim diye düşünüyorum sunumu. Evet, biz görebiliyoruz. Bir sıkıntı yok. Buyurun. Melanie Klein'in haset kavramı çerçevesinde Zeki Demirkubuz'un Kıskanmak filmi kapsamında Melanie Klein'in da temelini oluşturduğu nesne ilişkileri çerçevesinde filmi çözümlemeye çalışacağım. Filmin amacı aslında Zeki Demirkubuz'un Nine Sırrı Örüğün Aynı adlı romanından uyarladığı filmi. Ve bu film temel olarak, yani 2009 yılında yapılan bu film, filmin adının kıskanmak olması hasebiyle sanki kıskançlık üzerine kurulan bir şey gibi görünüyor. Ama aslında filmin adının bizi manipülatif olarak götürdüğü yerden çok başka bir yerde olduğunu düşünüyorum ben. Ve bunun için de özellikle psikanalizden Melanie Klein'in haset kavramı, çok bilindik haset kavramı üzerinden, yani insan psikolojisinin bebeklik çağlarından getirdiği haset üzerinden ana karakteri değerlendirmeye çalışacağım bu filmde. Öncelikli olarak Melanie Klein kimdir? Nesne ilişkileri teorisi, nesne kavramı nedir? Kısaca bir bunu özetlemeye çalışacağım. Melanie Klein aslında Freud'dan sonra, Freud'un ardıllarının en başında gelen psikanalistlerden biri. O da aslında çocukluğa odaklanıyor. Çocuklardaki ruhsal bozukluklara odaklanıyor. Ve özellikle de insan gelişiminin ilk 6 aylık sürecinde geriye kalan, yani ilk 6 aylık sürecindeki nesne, ilk nesneyle olan, yani anne ve memesiyle olan ilişkinin tüm yetişkinlik dönemindeki yapıp etmelere tesir eden, bazı patolojik, psikopatolojik sorunlara da neden olabilecek bir süreç olduğundan söz ediyor. Freud'dan ayrılan yanı cinsellikten ziyade daha sosyal ve bilişsel bir alana kaydırıyor ki, hani bildiğiniz üzere psikanalistler, Freud'dan sonra ayrılan psikanalistler o birey ve cinsellik odağından daha sosyal ve kültürel alanı kayıyorlar. Burada Freud'a göre haz ilkesi var ve yani kökensel bir önem taşımıyor. Yani dürtüler belirliyor. Oysa Klein'e göre hazı belirleyen şeyin bir nesnesi var. Yani anne.
Ve aslında bir taraftan da mesela Freud doğrudan hani bütün her şeyi çocukluğa yüklerken, Melanie Klein aslında hani doğuştan getirdiğimiz diyebileceğimiz bazı şeylerin, karakter özelliklerimizin de aslında bu süreci bir parça belirlediğini söylüyor. Nesne ilişkileri ekolünde çocuğun hayatında önemli nesnelerle olan ilişkilerini ve bu ilişkiler esnasında yaşadıkları dram, hayal kırıklıkları, sorunlu ya da başarısız nesne ilişkilerini üzerindeki başarı kazana kadar temsil eden yeni nesnelere nasıl yansıtıldığı üzerine duruyor. Ve nesne ilişkileri teorisi nesne kavramını hem dışsal dünyadaki insanlar veya onların parçaları için hem de bu ilişkiden kaynaklı içsel ruhsal nesneler ya da temsiller için kullanılır. İlk oluşan nesne az önce de söylediğim gibi memedir. Ve bu tabii ki annenin hani içinden çıktığı için o içselleştiren her şey annenin dışına çıktıktan sonra da meme aracılığıyla aslında içselleştirilir. Ve bu tabii ki her zaman iyi şeyler içselleştirilemeye bilir. Hani bunu bu şekilde belki kısaca şey yapabilirim, özetleyebilirim burada. Klein yeni doğan bebeğin paranoid bir nesne ilişkisi olduğunu, yani nesneler arasında sadece kötü nesne ve iyi nesne olarak ayrımlamaya gittiğini söyler. Bu aslında psikanalizde hani kişiliğin, daha doğrusu benin bölünmüşlüğü üzerine oturtulan bir teori. Bildiğiniz üzere aslında psikanalistin yapmayı hedeflediği şey bu bölünmüşlüğü toparlamak, bir araya getirmektir. Bu analistin de yani bu terapilerle yapmaya çalıştığı şey bu iyi nesne ve kötü nesne ayrımının gri alanlarının da olduğu ve daha hani tutarlı ve bütünlüklü bir formun oluşturulabilmesidir. Bölme ve savunma mekanizması, yani bu aslında bir savunma mekanizması olarak ortaya çıkıyor ve Melanie Klein bu ilk 6 ayı aslında kötü durumlarla, işte bu çünkü dış dünyaya gelen bebek bir ölüm travmasıyla aslında mesela Freud'un o işte kastrasyon anksiyetesinden ziyade Klein hani ölüm dürtüsü üzerine, çünkü çocuk besleniyor ya, meme yoluyla besleniyor ve aç kalmamak, ölmemek üzerine bir şeyi var orada, sorunu var bebeğin. Ve burada paranoid şizoid durum ilk 6 ay ve depresif konum dediği memeden ayrılışın başlangıcı 5 ve 6. aya da tekabül eder bu. Böyle bir iki döneme ayırıyor. Diyor ki eğer çocuk diyor işte paranoid şizoid konumunda, buna dönem demiyor sonrasında, hani Freud'daki o şey dönem gibi konuşmuyor, bunlara konum diyor. Bebek ölüm kaygısı taşıyor ve emmeye bağımlı diyor. Ve bunu diyor bir savunma yöntemi olarak benlik dışarıya yansıtmayı, dışarıya fırlatmayı kullanıyor diyor. Ve ben ikiye bölünüyor diyor. İlk nesne, yani memeyi, içindeki ölüm dürtüsü olan benliğin bir kısmını fırlatıyor diyor ve memenin içine yerleştiriyor diyor. Burada işte sadizm gibi sadistelikli şeylere geçebiliyor. Ve ölüm dürtüsünü içerdiği için bazen de eğer aç kalırsa, o onu beslemezse gibi nedenlerle de tehdit edici bir nesneye de dönebiliyor. Ve tehdit ettiği için aslında meme bir yerden sonra da ilk zulmedici nesneye de dönüşebiliyor. Ve anne bu dönemde bütün değil, iyi ya da kötüdür. Hatta eğer bu işte tehdit edici nesne konumu kalırsa anne bu dönemde kötü bir şeydir. Çocuk memeyi uzaklaştırabilir. Erken dönem memeyi bırakan çocuklarda da bu vardır. Memeyi aslında çok istemesine rağmen reddetme eğilimine geçer. Melanie Klein depresif konumu aslında daha şeyi buluyor. Yani hani adı aslında depresif ama depresif konumu bebek için daha iyi bir alan olarak düşünüyor. İşte anneyi iyi ve kötülerin bir toplamı olarak görüyor ve hatta işte annenin parçalı ve iyi yanlarını görememiş olmaktan dolayı suçluluk duyduğunu söylüyor. Baba hocam süremiz çok hızlı geçiyor. Ben söyleyeyim hatırlatayım. Kur'an'da Evet, kalacaksınız gibi neyse. endişem var şu anda. Ha. Aynen, galiba haklısın Bence sen. şeyle örneklemenizle bir bağlantı kurmaya hızlıca geçerseniz merakla beklenen o kısma gidebileceğiz. Çok haklısınız. Ben şimdi yani burada meme ile geliştirilen haseti biraz anlatmaya çalıştım ama biraz uzattım. Haklısınız. Şimdi ben asıl haset kavramına geçmek istiyorum. Haset, kıskançlık ve açgözlülük. Melanie Klein diyor ki bunların arasındaki farkı bulmak gerekiyor diyor. Ve diyor ki haset
denilen şey bir şeyi aslında çekip almaya, bozmaya ve kirletmeye yöneliktir diyor. Ve biz diyor yani iki kişi arasında olduğu zaman birbirinizi kıskanabilirsiniz ama siz başkasının elinde olan bir şeyi ve kendinizin hiçbir zaman olmayacağı düşündüğünüz bir şeyi haset edersiniz. Aslında kıskançlık da hasete dayanır diyor. Ama kendi hakkı olan sevginin rakibi elinde alındığında ya da karşı karşıya kaldığında hani kıskançlığa doğru döner ve kıskançlık diyor, gündelik hayatta diyor sevilen kişiyle üçüncü kişi arasına girer. Mesela şeydir bu bunu en iyi örnek şey der mesela Fransa gibi ülkelerde ki bizim ülkemizde de var biliyorsunuz bir cinayet işlendiğinde kıskançlık vesile yani üçüncü sizin hakkınız olan bir şey üçüncü bir kişi talep etmişse diyor. Kıskançlık aslında diyor toplumlar tarafından diyor bir tarafıyla diyor anlaşılır diyor. Ama haset diyor yedi büyük günahtan biridir ve hiçbir şekilde anlaşılmaz. Haset duyan insan hiçbir dinde ya da hiçbir hukuki alanda haklılaştırılmaz diyor. Peki hani hasetin karşısındaki şey nedir? Yani mesela kıskançlıkta işte elinde olanı yitirmekten korkuyorsunuz ama hasetli kişi haz ve memnuniyetten sıkıntı duyuyor. Yani sizin elinizdeyse mutsuz oluyor falan. Kendi elindeyse mutlu olmuyor ki bizim karakterimiz de böyle. Ve bunun karşısına Melanie Klein diyor ki bu insanların diyor en büyük problemi zaten şükran duymamaktır diyor. Yani eğer diyor bebek diyor anne memesine şükran duyduğu yani o depresif konumdayken şükran duymaya başladığında o memenin kendisini yaşatacağına inanmaya başladığında aslında dünyaya ilişkin diğer düzenlemeleri de artık gri alanlarıyla birlikte görmeye başlıyor diyor. Filmimiz Kıskanmak'ta da Seniha karakteri böyle bir karakter. Filmde biliyorsunuz Seniha abisi Halit ve Mükerrem genç güzel bir kadın olan Mükerrem. Halit'in karısı birlikte yaşıyorlar. Zonguldak denen küçük bir ilçede birlikte yaşıyorlar. Mükerrem bir gün genç bir önde gelen delikanlıyla orada bir yasak ilişki yaşıyor. Topluma göre yasak ilişki. Bu hocam son 3 dakikamız. Ay inanmıyorum. Evet ben hatırlattım. Buyurun dakikaya dikkat edin. Evet neyse burada aslında çok özür dilerim çok şey yapamadım. Aslında Seniha'yla Mükerrem arasında biz bir kıskançlık görmüyoruz. Mükerrem'in kıskanmıyor. Tüm hikayesi aslında Seniha'nın abisiyle gerçekleşiyor. Ve o kadar yani haset öyle bir yıkıcı noktada ki burada Seniha için. Tüm aslında abisini Mükerrem'in aşığına gönderip onu öldükten süreçte tüm iyi hayatlarının sona ereceğini bildiği halde abisini o eve gönderiyor. Mükerrem'in aşığını öldürtüyor. Ve aile trajedisi, kendi trajedisi de dahil olmak üzere büyük bir aile trajedisi neden oluyor. Ve yani şeyde şu sahnede de mesela soruyor, yani neden diyor, abla diyor, neden bunu bize yaptın diyor. Sen kendi yıkımını bile gerçekten, hadi bize acımadın diyor, sen kendi yıkımını bile gerçekleştirdin. Bunun nedeni nedir diyor, evet biz bunun nedenini biliyoruz. Abiye çocukluğundan beri duyduğu aslında yönlendirilmiş haset. Anne babanın abiye gösterdiği ihtimamı duyulan haset. Çünkü haset ilk önce anneye gösteriliyor. Anne memesine ama daha sonraki aşamalarda annenin sevdiği kişilere de yönlendiriliyor. Ve Seniha abisine ki onu koruyan, kollayan, himaye eden abisine hep bir karşı duruş içerisinde. İçten içe korktuğu için idealleştiriyor. Ama abisini hayatını alt üst etmiyor. Ettiğini düşündüğü için, başından beri hayatını mahvettiğini düşündüğü için, arzuladığı her şeyin sahibi olduğu için öyle büyük bir haset duyuyor ki, hasetin yıkıcılığıyla kendi yaşamını da mahvetmek uğruna, üç kişinin yaşamını mahvederek yıkıcı hasetle bizi karşı karşıya bırakıyor. Aslında dediğim gibi girişte birazcık daha iyi şey yapmak isterdim, süreyi daha iyi tamamlayabilmek isterdim. Ama dediğim gibi ilk nesne olan anne memesiyle geliştirilen haset ilişkisi, yıkıcı haset ilişkisi. Burada görüldüğü gibi Seniha'yı da aslında bir parça anlamsız gibi görünen, patolojik olarak sorunlu bir noktaya getiriyor. Aslında Seniha'nın biz burada ciddi bir sorunu olduğunu, bir kişilik bozukluğu olduğunu görüyoruz. Her şeye rağmen her şeyi mahvediyor.
Evet, ben sunumu böyle bağlayayım. Diğer arkadaşlarımız da çok vakitlerini almayayım. Belki sorularla Anlatabilirsiniz sunumumu size birazcık hocam. daha Evet. geliştirebilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi diğer bir sunumumuza geçiyoruz. Sinemada cinsiyet ötekileştirmeyi ableist penceresinden bakmak. Zeki Demirkubuz sinemasında ableist temsiliyle temsil başlıklı sunumumuzda. Buyurun arkadaşlarım. Elif ve Şafak. Buyurun. Sesiniz gelmiyor. Evet. Hemen ses açalım. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl gerçekten farklı bir tecrübe yaşıyoruz ama umarım gelecek yıl tekrar bir arada olma fırsatı yakalayabiliriz. Sunumumuzun başlığı gördüğünüz gibi sinemada cinsiyeti ötekileştirmeyi ableizm penceresinden bakmak. Zeki Demirkubuz sinemasında ableist temsil. Biz burada öncelikle çalışmayı 3 bölümde aktaracağız. Bir, ötekileştirme biçimi olarak ableizmden bahsedeceğiz öncelikle. Sonrasında Zeki Demirkubuz sinemasında kadın temsiline biraz baktıktan sonra belirlediğimiz 3 Zeki Demirkubuz filmi üzerinden ableist temsil okuması gerçekleştireceğiz. Öncelikle ableist temsil nedir? Ableizm nedir? Bununla başlamak istiyorum. Ableizm esasen 1960'lı yıllarda ilk olarak Amerika'da engelli çalışmaları içerisinde kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Sözlük anlamına baktığımızda sağlam, tam, yetkin bedenli bireylerin lehine yapılan ayrımcılık demek. Yani ableizm bir mükemmel beden imgesine sahip olarak bu imgeden sapan kişilerin mutlaka eksik olmamış ve tamamlanmamış bireyler olduğu inancına göre hareket etmekte. Bu noktada ableizmin çekirdeğinde tam insan olma anlamının yaptığını görüyoruz. Bu tam insan olma anlamı ise Campbell'a göre farklı disiplinlerde farklı anlamlara gelmekte. Örneğin siyasal kuramda normatif vatandaş, hukukta sorumlu birey ya da teolojide kusursuz yaratılış demektir. İçerdiği bu anlam ve benimsediği kalıp göstergeler bağlamıyla ableizm bireyleri tam ve eksik olmak üzere iki uçta nitelendiriyor. Bu dualite aynı zamanda tüm ötekileştirme türlü pratiklerinde gördüğümüz ben ve ötekinin yerleştiği uçları da bize sunuyor. Düşünsel kaynaklarımız esasen Aristo'ya kadar, yani geleneksel Batı felsefesine kadar gitmekle birlikte kadın ötekileştirmesi bağlamında ableizm ele aldığımız için biz Lacanian teorideki fallus anlatısı üzerinden gideceğiz. Bildiğiniz üzere fallus penisin aşkın göstereni. Ve Lacanian teoride simgesel düzeni içkin cinsiyet hiyerarşisi Lacan'ın fallusu bir ana gösteren olarak ele almasına, cinsel farklılığı ve cinselliği fallusa göre konumlandırmasına bağlıdır. Buradan hareketle fallus ve fallusa yaşam veren penis de yaşamla içkin şeyleri sınırlandıran ve yasalar koyan bir iktidar aracıdır. Yani eril iktidarı temsil etmektedir. F5 yapabilir miyim sunumu? F5 yaparsa tam ekran olsa. Tamamdır. Ableizmin yarattığı toplumsal üst anlatıda kadın, fallusa sahip olan erkeğin karşısında eksik bir öznedir. Dolayısıyla bazı toplumsal kabullerin dışında ancak tamamlayıcı bir erkek üyesi olduğunda tamamlanabilen ve var olan bir özne konumundadır. Bu tamamlayıcı öğe bazen bir erkek eş, bazen bir eş, bazen bir erkek evlat ve genellikle bir erkek onayıdır aslında. Yani kadın eksik erkek ve tabiatla özdeş, bitmeyen bir sorunsaldır. Geleneksel Batı felsefesindeki bildiğimiz üzere erkek akılla özdeşleştirilmiş, kadınsa doğayla özdeşleştirilmiştir. Ve erkekse aklın sahibidir ve bu sahiplikle tabiata karşı elinde bulundurduğu üstünlükten kaynaklı her türlü iktidarın ve gücün de adresidir. Bu düşünce düzlemi bize aynı zamanda fallus merkezi, yani fallosentrik biçimli bir ableist ötekileştirme anlamını da sunuyor. Bir temsil ve ötekileştirme biçimi olarak ableizmi nasıl anlıyoruz? Wolverine'in tanımladığı gibi ableizm tıpkı ırkçılık ve cinsiyetçilik gibi hegemonyanın çeşitli biçimlerinin nedeni olan kök bir kavramdır. Geleneksel Batı felsefesinin üzerine kurulu olduğu ben ve ben olmayan için dikotomik yapı ableist anlayışında merkezinde yer almaktadır. Zira ben olmayan tam bir ben olmadığı için eksiktir ve benim onları aracıyla tanımlanır ya da tanımlanır. Bu noktada ben ve ben olmayan, yani öteki tanımları değişebilmektedir. Örneğin erkek ve kadın, beyaz ve siyah, heteroseksüel ya da homoseksüel gibi onlarca karşıtlık ableist ötekileştirmenin konusu olabilir.
Bu noktada ataerki toplumsal yapıya ilişkin falosentrik bilinç dışının film biçimleri nasıl yapılandırdığı bizim merakımızdı. Ve bu merakı somutlaştırmak ve aynı zamanda sonuçlandırmak için belirlediğimiz 3 Zeki Demirkubuz filminde Ableist temsil analizlerini gerçekleştirdik. Sesim geliyor mu? Evet, şimdi gelmiş. Tamam, bir saniye. Öncelikle merhaba herkese. Zeki Demirkubuz sinemasında kadın temsili. Çok kısaca önce bir Demirkubuz sinemasından bahsetmek istiyorum. Ancak çalışmaya da başlamadan önce çalışmamızla oldukça örtüşen bir sözle başlayacağım. Önemli olan kadın kahramanın neyi tahrik ettiği ya da daha doğrusu neyi temsil ettiğidir. O erkek kahramanda uyandırdığı aşk ya da korkuyla ya da erkek kahramanın onun için hissettiği ilgiyle erkeğin davrandığı gibi davranmasına neden olandır. Yani kadın kendi başına kadının en ufak bir önemi yoktur. Şimdi kısaca Demirkubuz sinemasından bahsetmek istiyorum. Yeni Türk sinemasının önde gelen isimlerinden olan biri olan Demirkubuz filmlerinde genelde toplumsal sorunların şekillendirdiği sıradan insanların bireysel dünyalarını toplumsal gerçekçi biçimde anlatır. Demirkubuz kaderi sıradan insanın günlük yaşamını anlatırken ve bunu yaparken eril bir bakış açısını kullanır. Demirkubuz sinemasında çoğunlukla aslında başrolde biz kadın görsek de, kadın oyuncular görsek de aslında bu kadın temsiller erkek karakterler üzerinden anlatılır ve kadın karakterlerin yaşamı genel olarak erkek çevresinde kendini bulur. Ve genelde kadın karakterler değersizleştirilir ve ikincileştirilir. Demirkubuz sinemasında geçim kaygısı, aşk, şiddet gibi konularda sıklıkla işlenir. Biz çalışmamızda 3 filmi ele aldık. Masumiyet, Kader ve Kor. Bunları ele alırken aslında Masumiyet ve Kader birbirinin devamı. Aynı zamanda Masumiyet 90'lı yılların başı, Kader 2000. Kor da Demirkubuz'un son filmi olduğu için çalışmamıza konu ettik. Kısaca ben Masumiyet'le başlamak istiyorum. Kısaca karakterlere değineceğim Masumiyet'te. Kadın karakterlerden Uğur. Aslında ataerkil yapının bir tezahürü olarak üretilen filmlerdekinin aksine farklı bir kadın profili çizmektedir. Daha tırnak içinde erkek gibi bir profil çizmektedir. Geçimini de pavyonda sahne alarak ve biz görmesek de aslında başka erkeklerle birlikte olarak sağlamaktadır. Uğur'un ideal nesnesi Zagor'dur. Zagor için tüm hayatını feda eder. Varoluş sebebi de Zagor'a kavuşmaktır. Yani biz burada Uğur'un fallusu Zagor'dur diyebiliriz. Uğur Zagor dışında herkese karşı sadakatsizdir. Erkeklere hükmetme eğilimi vardır Uğur, ancak aslında başka bir erkeğin hakimiyeti altındadır. Çilem Uğur'un kızıdır. Daha anne karnındayken babasının şiddetine maruz kaldığı için Çilem duyma ve konuşma engeli bulunur. Yusuf'un ablası ise evliyken Yusuf'un en yakın arkadaşıyla kaçar ve cezasını da aslında hem sevdiği adamın ölmesiyle hem de kendi konuşma yetisini kaybetmesiyle alır. Kardeşi tarafından sessizliğe gömülen kadın aslında sadakatsizliğinin bedelini bu şekilde öder filmde. Kocasıyla ve çocuğuyla yaşar ve sürekli olarak şiddet görür kocasından. Erkek karakterlere geçtiğimizde Bekir aslında Uğur'un Bekir'in dükkanına gelmesiyle her şey başlar. Bekir Uğur'u gördüğü anda aşık olur ve Bekir'in arzu nesnesi haline gelir Uğur. O ulaşmaya çalıştığı bu nesne aslında Bekir'in ümitsiz bir aşk vakasının baş kahramanı olur Uğur. Uğur onu her şeyden vazgeçer, ailesinden, sosyal yaşamından. Ve Uğur'a sahip olmaya çalışır. Bunu yaparken de hegemonik bir anlayışla yapmaktadır. Uğur'un peşinden gider ve Uğur'u suçlar bu peşinden gidiş için bile. Ve sonunda da arzu nesnesi olan Uğur'a kavuşamayacağını anlayınca Bekir intihar eder filmin sonunda. Yusuf'a geldiğimizde Yusuf ablasını ve ablası en yakın arkadaşıyla kaçtıktan sonra Yusuf önce arkadaşını sonra da ablasını yaralar ve arkadaşı hayatını kaybeder, ablası da konuşma yetisini kaybeder. Filmin ilk yarısında biz Yusuf'un hapisten çıktığını görürüz ve hapisten çıktığında da özgüvensiz bir karakterdir ve umutsuzdur. Bekir ve Uğur'la yolu kesişir Yusuf'un ve bu kesişmeden bir süre sonra o da Uğur'a aşık olur ve Bekir'in vefatının ardından Bekir'in yerine geçer Yusuf. Bu bir bakıma sevdiği kadının sahibi olur Yusuf ve özgüveni bir anda yerine gelir. O başta gördüğümüz özgüvensiz Yusuf'tan eser kalmaz. Tesbih sallar, rakı içer, tıpkı Bekir gibi giyinir. Yusuf diğer erkeklere göre daha edilgendir ancak. Yusuf'un eniştesi ise Yusuf'un ablasıyla evlidir. Aldatılan bir eş olarak karısına tırnak içine sahip çıkar. Evliliğini sürdürür ancak sürekli eşine şiddet uygular.
Zagor ise film boyunca söylemlerle temsil edilir. Cinayetten dolayı hapiste yatar ve Uğur ve Bekir'le aynı mahallede yaşarlar. Filmin sonunda öğreniriz ki Yusuf'un hapisten arkadaşıdır Zagor. Şimdi Masumiyet filminde Abdülaziz temsile geliyorum. Filmde erkek karakterlerin yaşanan trajedinin mazlumları olarak acınası halleri tam olarak bize falosentrik bir görüntü sağlar. Kadınlar erkeklerin aslında güven bunalımlarının huzursuzluğun bir kaynağı olarak gösterir. Yani kadınlar tatmin ve sadakat duygusu eksik varlıklar olarak aktarılır. Erkek bakışın üstünlüğü ve bu bakışın aslında kayırılarak haklı gibi gösterdiği bir anlatı akışı vardır. Bu da kadının fallus temelli eksiklik algısına dokunmaktadır. Zira kadın güvenilmez, sadakatsiz, duyarsız bir varlık olarak aslında ahlaki değerlerden eksik olarak yansıtılmıştır. Oysa erkek kadına sahip çıkan bir varlık olarak canlandırılır. Berktay'a göre erkeğin düşünmeyi, aklı, kültürü ve uygarlığı temsil etmesine karşılık kadın ise duyguları, bedeni, maddeyi, rasyonel olana karşılık irrasyonel olanı, bilinebilir olana karşılık bilinemez olanı, yani varlığa karşı yokluğu temsil eder. Son 4 dakikamız. Hızlıca geçiyorum. Tamam. Zaten çok hızlı anlatıyorsun ama yine de son 4 dakika. Evet, aslında hocam çok şeyimiz var, verimiz var ama maalesef sığdırmaya çalışıyorum. Evet. Evet. Uğur seçimleri sebebiyle sürekli eleştirilir. Bu durumda bizi geleneksel Batı felsefesinde erkeği akılla, kadını bedenle, ruhla eleştiren düşünme biçimini pekiştirir. Yani Batı felsefesi bedeni aklın gücüne gölge düşüren bir olumsuzlama aracı öne çıkarır. Bu durumda bedeniyle var olmaya çalışan, akıl almaz tercihler yapan kadına yaşamın temel değeri olan aklı aslında eril olana ihtiyaç duyarak tamamlar. Filmdeki kadınlar erkeklerle olan ilişkileri bağlamında filme dahil olur. Kendi hikayelerinin başrolü bile değillerdir. Filmde gördüğümüz kadarıyla erkek karakterler de eksikliğini başka varlıklarla tamamlar aslında. Sadece kadınlar değil, öteki üzerinden. Bekir eksikliklerini Uğur'la, Yusuf hem Uğur'la hem de Çilem'le gidermeye çalışır. Ancak biz görürüz ki bu eksiklikleri giderme aslında sadece kadın karakter olan Uğur için bir suç olarak nitelendirilir filmde. Ve son olarak Uğur, Bekir'in, Yusuf'un hegemonik davranışlarına karşı gelirken aslında başka bir erkek tarafından tamlanmayı bekler. Ableist biçimde Uğur için kendi benliğiyle özel bir var olma ihtimali yoktur. Üstelik isteği eril normlara uymadığından arzu nesnesine kavuşamamış ve tıpkı Zagor gibi hikayesi de kadın karakter Uğur'un hayatını kaybederek sonlanmıştır. Şimdi Elif Hocam devam edecek. Son 3 dakikayı da Elif Hocam'dan dinleyelim. Sesinizi açın isterseniz Elif Hocam. Çok az vaktimiz kaldı. O yüzden ben kaderi çok kısa geçeceğim. Çünkü Masumiyet filminde gördüğümüz Uğur, Bekir ve Zagor'un gençlik hikayelerini kaderde görüyoruz. Biraz önce hocamın bahsettiği gibi ableist temsillerin birçoğunu burada da görüyoruz. Sadece burada iki karaktere değineceğim. Uğur'un annesi. Uğur'un annesi hasta ve yatalak kocasıyla birlikte aynı evde yaşamakta ama başka bir erkekle kocasını evde aldatmaktadır. Bu filmde adını veren kader anlatısına uygun bir şekilde, yani Uğur'un annesinin de tıpkı Uğur gibi bir hayat yaşadığını ve sadakatsiz, duyarsız, çocuklarına karşı duyarsız, ahlaki ilkelerden yoksun bir karakter olarak ableist biçimde temsil edildiğini bize gösterir. Diğer iki karakter de, yani Bekir'in annesi ve karısı da ataerkil sistemin sürdürücüleri olarak karşımıza çıkarlar. Yani Bekir'in karısı, kocası başka bir kadının peşinden gitse bile sesini çıkarmaz. Ağladığı anda da anne tarafından susturulur. Burada hegemonik erkek kavramı kaç kişi? Çünkü o da yine eril tahakkümün ve ableist temsilin bize verdiği bir temsil biçimi. Uğur'la yaşanmamış şeyleri Bekir arkadaşların ekranda gördüğünüz monologda olduğu gibi yaşanmış gibi bir anlatımda bulunur ve bunu tamamen eril bir dille gerçekleştirir. Yani kadın düşünsel anlamda bile bu kez erkeği tamamlamak için vardır. Hemen Kor'a geçiyorum. Kor'daki Demir Kubuz'un son filmi ve burada da yine bir aldatma hikayesi söz konusu. Emine karakteri var. Emine oldukça sinik, pasif bir karakter. Yani olumlu olumsuz herhangi bir duyguda, olayda bile tepki vermeyen. Peki, önemli değil. Erkeklere size ne düşünmeniz gerektiğini ben söylemeyeceğim diyen bir kadın karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve Emine için kocası Cemal ve onu aldattığı Ziya'dan başka bir yol olmadığını görüyoruz. Yani sürekli eşi ve Ziya arasında gidip gelir. Onların onayını bekler yaşayabilmek için. Onların şiddetlerine ses çıkarmaz. Acısa bile acıdı ama önemli değil diyerek geçiştirir.
Bu sahne önemli bizim için. Bu sahnede Emine'nin çocuğu Mete ameliyat olur ve Emine'nin eşi başka bir yerde çalışmaktadır. Dolayısıyla patronu, eşinin patronu Ziya ameliyat masraflarını karşılar. Kocası eve geldiğinde ameliyat masraflarının nereden karşılandığını bilmese bile eşine şiddet uygular. Ve Emine de bu şiddete herhangi bir tepki göstermez ve hatta hak etmişçesine tepkisiz kalır. Olayın gecesinde birlikte olurlar ve eşi onun yüzünü okşar ve acıdı mı diye sorar ama Emine yine biraz acıdı ama önemli diye cevabını verir. Elif toparlayabilir miyiz? Hemen toparlıyorum hocam. Hikayenin tüm akışında kadınların söylemsel olarak ifade alanlarının eksik olduğunu görürüz ve Fallus'a sahip olmak için sevdikleri adamın peşlerinde olduğunu görürüz. Sonuca geliyorum. Sonuç olarak hegelyen bir anlamla erkeğin kendi aşkınlığını ve efendiliğini ancak ötekine boyun eğdirerek kurabileceğini öne sürmek mümkündür. O halde tıpkı efendi köle diyalektiğinde olduğu gibi ableist temsiller de ötekinin yani bu çalışmanın odaklandığı üzere kadına yönelik cinsiyet yaklaşımının tezahürü olarak karşımıza çıkmakta. Bu noktada kadını eksik insan olarak niteleyen Aristo çağından yüzlerce yıl sonrasında günümüze yüzümüzü döndüğümüzde de yine medya metinlerinde ableist temsil okumalarıyla kadının eksik insan formülü var olduğunu yeniden görebiliyoruz. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Konuşacak an çok şey var belli ki her iki bildirimizde. Evet. Ama bildirilerin kaderi biraz böyledir. Biraz eksik kalır. Merak edenler daha sonra çalışmanın kendisine ulaşarak bu merakını giderebilir. Şimdi sorularımız varsa sorularımızı alacağız. Genel olarak toparlarsam haset ve kıskanmak arasındaki ilişki üzerine bir Tuğba Hocam bir şey oldu. Kıskanmak filmi ve haset kavramı üzerine bir şey bildirisi oldu. Sorularınızı yazarken bana uyarı geliyor. Bu soruları büyük harfle yazınız ve kime soracağınızı tekrar belirtiniz diye bir uyarımı tekrar hatırlatıyorum ben. Bir iki sorum var. Onları alayım. Elif Hocam, Şafak ve Elif Hocam'a bir soru var. Demir Kuğu sinemasında kafama takılan kadın karakterlerin göründüğü halinin kadını metalaştırarak olarak mı anlamalıyız? Yoksa buna eleştiren bir yaklaşım mıdır çizdiği karakterler gibi bir soru var. Kadını metalaştırmak mı yoksa eleştiren bir yaklaşım mıdır diye bir soru. Şöyle cevaplayabiliriz hocam. Aslında dikkat çeken bir şey var. Mesela Uğur karakterine baktığımızda pavyonda çalışır ve aslında bedeniyle hayatını kazanır. Bunu özgür bir seçim olarak görebiliriz eleştirel biçimde bakarsa. Ancak burada da temsil o açısından bunu okuduğumuzda kadının sadece bedenine indirgendiğini görürüz o zaman. Çünkü kadının hikayesini bilmeyiz. Neden bu seçimlere karıştığını, duygusal olarak neler yaşadığını bunları bilmeyiz. Tüm hikaye erkek merkezinde döner. Bu sebeple ben meta olarak değerlendirebiliyorum. Meta olarak değerlendiriyorsun. Evet Şafak Hocam, siz bir şey söylemek ister misiniz? Aslında söylemek istediğim bir şey var. Şöyle, ben de meta olarak tabii ki değerlendiriyoruz çalışmamızda. Çünkü dediği gibi Elif Hocam'ın da erkek eril bir bakış açısıyla anlatıyor ve kadının filmlerde genelde sessiz olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir fikirleri olmuyor. Yani en olumlu olumsuz en uç noktalarda dahi fikirlerinin olmadığını görüyoruz. Bir de bu da bizi hani bir meta olarak kullanıldığı sonucuna götürüyor aslında. Evet, araç sağlaştırıldığını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Sinemamızın önemli yönetmenlerinden birisi biliyorsunuz Zeki Demirkubuz. Kendi kişisel görüşümü söylersem sadeliği ve insanı baştan çıkaracak kadar hayatlarımızda olan bir taneleri kendi sıradanlığı içinde anlatıyor. Onun için ben Zeki Demirkubuz sinemasını konuşurken, düşünürken, eleştirirken biraz daha hayata dönüp bakmayı tercih ediyorum. Çünkü kendisinin şöyle bir sözü vardır. Sinema kendi başına değer taşımaz der. O filmi yapan insanın bir uzantısıdır. Ve o insanın uzantısı, yani bir yönetmenin ne yaşıyorsa, ne düşünüyorsa aslında filmine ve sinemasına yansır der. Ve o yönetmeni de kendi toplumun içinde belki düşünmek gerekir. Demir Kuğu sinemasından biraz konuşmak istiyorum aslında. Ben her yaptığı çalışmanın bir ahlakı olduğunu inanırım Zeki Demir Kuğu ve filmde o derinlikte filmler yapmaya çalışır. Evet, ableist
ableizm ve işte Faust ve feminist felsefe üzerinden baktığınızda eril bir dili vardır. Ama bu eril dil toplumun da zaten sahip olduğu bir dil. Yani sinema ayrıca bunu tekrar tekrar kuruyor. Evet, çok sayıda filmde biz bunu görüyoruz. Onun için kadın yönetmenlerin sayısını artırırsak belki dişil dili, dişil bir karaktere güçlü bir şekilde orada görebilir miyiz kaygısını taşıyoruz. Ama toplumun işte Demir Kubuz'un sözlerine doğru gidersem toplumda gördüğü, yaşadığı neyse aslında filmin sinemasında onu yansır. Tüm konuşmalarında da bunu söyler. Ne yaşıyorsam, ne düşünüyorsam ve bir merak duygusuyla başladığını söyler sinemasına. Yani merak eder o çocuk orada neden o şekilde davrandı ve o film üzerine, yani mesela Korda kadının bu kadar edilgen olması kendi toplumumuzda çok karşılaştığımız bir şey zaten. Hani yabancı gelmiyor değil mi? Hani eleştiriyoruz ama hiç de yabancı gelmiyor. Her filminde kendi yazgılarını, kendi çabayı da sorgulayan Aslı var, Emine var, Seniha var. Bunları kendimizde ve çevremizde bulmamız mümkün. Bekir ya da Yusuf zaten hani mutlaka karşılaştığımız bir karakterdir aslında. İşte mekanlar da mesela Demir Kubuz sinemasında hayat gibidir. Biraz karanlık, bolca karanlık, biraz aydınlık, hayat da biraz bazen sisli, bazen umutlu ve çoğunlukla televizyon ekranına aydınlanan mekanlardır ki hani bizim hayatımıza, kendi dünyamıza da çok uzak değildir. Hep çalışan bir televizyon vardır, hep yarım kapılar vardır. Zeki Demir Kubuz'u bunu fazlasıyla işler filmlerinde. Onun için hani çok şeydir, filmi izlerken ben şeyin panelin başında da söyledim. Filmi izlerken filme değil hayata dalarsınız aslında. Hani Zeki Demir Kubuz'da öyle bir şey vardır. O filmin içinde kendi hayatlarınıza ve kendi gördüklerinize dalarsınız. Bu nedenle yapmış olduğunuz çalışmalar çok kıymetli. Demir Kubuz sinemasını görmek, gözlemlemek çok kıymetli. Benim sizlere sorabileceğim aslında bir şey yok. Hani çok güzel çalışma her ikisi de. Özellikle Kıskanmaklı Tuğba Hocam, tam orayı sunumunun sırasında çok açamadınız. Kıskanmak ve haset kavramını net bir şekilde söyleyebilir misiniz? İkisi arasındaki o farkı, çok önemli bir fark var. Ve filmin adı Kıskanmak ama konu haset. Değil mi? Ya evet, aslında şey yani kıskanmak dediğimiz şeyin sunumun girişinde de biraz sonra konuşmaya çalıştık. Yani haset dediğiniz şey sizin ulaşamayacağınızı düşündüğünüz, başkasının haz aldığını düşündüğünüz şeydir. Ve hasetin sonunda siz aslında başkasının elindeki şeye haset edersiniz. Ve onun aldığı hazza haset edersiniz. Bu önemli olan şey budur. Onun aldığı hazza hasetlenmektir. Sizin elinizde olduğunda hiçbir anlamı yoktur. Seniha için de tüm paraya kavuşuyor, tüm iktidara kavuşuyor. Ama yine filmin sonunda bir eciş bücüş bir şey yerken diyor ki ya hani ben kıskançlığımı kurban oldum ama yine mutsuzum diyor. Yani hani tüm ulaştığı şey abisine ait, nesne, abisine ilişkin nesneler dünyasındaki anlama ait her şeyi, her şeyi elde ediyor. Ama haset böyle bir şey. Elde ettiğiniz anda sizin için bir değeri yoktur. Yani kötücü değil mi Tuğba Hocam? Kötücü ve yıkıcı. Yıkıcı bir dürtü. Melanie Klein diyor ki yıkıcı bir dürtüdür bu diyor. Ve sizin tüm hayatınızı mahveder diyor. Sizi de yıkar diyor, karşınızdakini de yıkar diyor. Kıskançlık da şeydir. Az önce de söyledim ya, yasalar bile hani kıskançlığı kutsar. Yani ama haseti hiçbir şey kutsamaz. Yedi büyük günahtan biri haset. Evet. Hatta kimi şeylere göre, ortaçağ düşünürlerine göre falan da, kilise babalarına göre de birincil günah haset. Yani kıskançlığınız ve kıskançlığınız biter hani. Değil mi? O kıskandığınız nesneyi aldığınız anda kıskançlık biter ama haset bitmez. Çünkü o hazza ulaşamazsınız hiçbir zaman. Hem yıkıcı hem de bir şey, faydası da olmayan günah, yani günah dediğimiz hani tam da yasaklanan bir şey aslında. Tuğba Hocam size bir soru geldi. Kız kardeş, kıskanmak filmde ağabeyi gibi bir hayatı olsun istemez miydi? İyi bir işi olsun, evliliği olsun. Aslında haset kavramı bunu açıklıyor gibi değil mi Tuğba Hocam? Hani orada artık şey, mental bir düşünce yok sanki değil mi?
Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Yani kız kardeş aslında hani bir hikaye anlatıyor. Ben tabii aktaramadım onu da. abisi onu yalnız bıraktığı dönemde yani şey diyor, anne babası ölüyor bunların ve abisiyle birlikte yaşıyor ama abisi o kadar işkolik ki eve pek gelmiyor. Ve abisinin ona gönderdiği handa çalışan bir yani pis kokulu, ecişmiş, görünümlü, pespaye bir genç oğlan kapısına gelir gelmez onunla birlikte oluyor. Ve oğlan ona o kadar yani öyle bir cevap veriyor ki diyor ki ben o zaman senden 2 lira alacağım diyor bu birlikteliğin karşılığında diyor. Ve şey Seniha da 4 lira veriyor buna. Ve Seniha sonra diyor ki abime diyor ben diyor sonra gittim hana diyor bu çocuğa evlenme teklif ettim. Çocuk da hani o kadar pespaye bir hayatı var ki kabul ediyor. Ve ama diyor abime diyor açana kadar diyor çocuğu diyor abim ihbar ediyor diyor askere yolluyor diyor. Ve biz evlenemiyoruz diyor. Şimdi sanki görünürde abisinin intikam almak istiyor. Evet. Ama yerleri ve konumları gereği aslında hiç de öyle bir adam yani aslında abisini delirteceğini biliyor. Abisini kötü anlamda baştan çıkaracağını biliyor. Ya yani Seniha ilk ben bana göre ilk planı o Seniha'nın. Yani evet. Seniha'nın ilk planı o. O planında istediği şeye çok ulaşamayınca ikincil planını devreye sokuyor. Hı hı. Ve yani abisini yıkabilmenin ikinci abisi ilkinden kolay sıyrıldı. Ama ikincisinde karısı mevzu bahis ve kendisi mevzu bahis olduğu için kötücül bir sona ulaşıyor. Zaten Seniha'yı görmek bile istemiyor. Çünkü göz yumdun diyor. Yani sen buna göz yumdun diyor. Evet, Demir Kubuz da bu romanın hakkını vermiş, öyle değil mi Tuğba Hocam? Yani oradaki şeyi bize hissi geçirmiş zaten. Hani o Seniha'nın o davranışları, soğuk uzak durup ama her şeyi kendi kontrolünde son noktaya kadar götürmesi, hapishane sürecinde sürekli mektuplar yazıp hala ona iyiliği yapmaya çalışıyor gibi gözükmek ama aslında onu tam da yıkmak istemesi gibi hani o şeylerde çok filmdeki o diyaloglar, o sahneler çok net bir şekilde o haseti bize hissettiriyor zaten. Tabii zaten Klein de diyor ki o hani vardı ya memeden eğer şey yaparsa korkar yani aslında orada bir idealleştirme var. Abi idealleştirme var çünkü Melanie Klein diyor ki korkulan nesne diyor aslında diyor idealleştirilir diyor. Çünkü korku olarak içselleştirilir. Diği zamandır nesne diyor. Onunla baş edebilme yöntemi olarak idealleştirilir diyor. İronisi de bu galiba. Tabii tabii. Abisine hatta karısı diyor ya ne kadar hani gaddarlık bu şey çünkü askere yolluyor ya çocuğu o evet. Pis oğlana. Diyor ne kadar gaddarca ya diyor. Ama şeyde diyor ki Sena lütfen diyor kocanız hakkında diyor böyle kelimeler. O diyaloglar çok gerçekten. Tabii tabii iffetini korumayan bendim diyor falan yani. Oyuncular, diyaloglar, yönetmenler bu duyguyu bize anlattıkları ve size de değerli için teşekkür ediyorum. Ben bir soru daha geldi onu Elif ve Şafak hocalarımıza yöneltmek istiyorum. Ableizm kavramını Demir Kubuz sineması dışında düşündüğümüzde de günümüz yerli yapımlarda engelliliğin işleniş biçimine ilişkin. Engelliliğin işleniş biçimine ilişkin fikirlerinizi öğrenmek istiyorlar. Buyurun. Tabii ki ableizmi engel çalışmaları bağlamında düşünürsek sinemada çok da yani engelli olma durumunu işleyen filmlerde de bunu analiz etmek mümkün. Aklıma ilk gelen şey oldu. Elbette şu an film ismi veremiyorum ama aklıma gelen görüntülerden ve yaptığım okumalardan şunu söyleyebilirim. Sinemada yerli yapımlarda özellikle engellilik her zaman bir dram unsuru olarak kullanılmış. Yani o insanların yaşadıkları zorlukları görerek ağlarız, üzülürüz. Bu kadar. Yani bunu bir eleştirel bakış açısıyla bunu söyleyebilirim. Yani engelli olmanın her zaman bir dramatik bir unsur, trajedik bir unsur olması yine ableist temsili bize gösterir nitelikte. Evet burada ben Şafak şeyi önerebilirim Şafak hocam. Yani engellilik temsilleri de hani öteki kavram içine alırsak biraz sıkıntılı gerçekten. Çünkü engellilik kelimesi de sorunlu aslında. Sakat kelimesinin kullanılması evet. Gereken bir şeyken evet. Bunu engelli deyip ötekileştiriyoruz aslında. Orada da ben sinema çalışmalarında hep de üzerinde durduğum bir şeydir. Toplumun içindeki bazı şey neyse kabuller, o kabuller sinemaya da yansıyor. Çünkü o kabuller aynı zamanda yönetmenin yaşadığı bir toplum zaten ve bu
kabulleri orada da görüyoruz. Bu değişecektir. Hani sinemada eril dil, dişil dil çok konuştuğumuz konular. Bu değişim ama nasıl olacak? Yönetmenlerin eril bakışlarını biliyorsunuz 80 döneminde kadın sineması furyasıdır ve o dönemde yapılan filmlere baktığımızda da o eril bakış aslında görürüz. Kadın sinemasıdır ama eril bakışla yapılmıştır. Bizler değiştikçe, bizim gibi kadınlar yazmaya, çizmeye, okumaya devam ettikçe, değil mi? Hani mutlaka kendimize ait bir masamız yoksa da bir not defterimiz oldukça bu dişil düşünceyi geliştirdikçe bunların şeyini de üstesinden de gelebileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü eril dil sadece erkek yönetmenlerde ve sinemada yok, kadın yönetmenlerde ve kadınlarda da var. Buna da bakmamız gerekiyor zaten. Bir de evet engellilik çok üzerinde durmamız gereken, normalleştirmemiz gerekirken ötekileştirdiğimiz hani hepimizin bir engeli olabilir o ve bu şeyin yaşam biçiminin içinde, bu toplumun içinde ötekileştirilecek hiçbir şey yokken böyle bir noktaya gelmiş. Oysa ki bunların da, bu dillerin de kendi toplumun karşılıklı etkileşimiyle ancak düzelebilir diye düşünüyorum. Aslında süremizi biraz açtık. Ama diyorlar ki 1-2 dakika verebilirim. Ben de bu 1-2 dakikayı kendime kullandım zaten. Sizlerin de son sözlerini alabilirsem çok sevinirim. Buyurun Tuğba Hocam, söylemek istediğiniz son bir şey var mı acaba? Ben de yani aslında sizin tüm dileklerinize katılıyorum. Ama tabii sevindiğim bir şey var. Hem genç akademisyen arkadaşların hem de yani yakın dönemin kadın meselesi üzerinde aslında çokça düşündüğü ve dediğiniz üzere okuyup yazmasını gerçekten kadın hareketi açısından çok olumlayıcı buluyorum. Bizler de aslında hani bu şekilde görünenin arkasındaki şeyi deşifre ederek belki de bu sürece bir parça katkıda bulunuyoruz. Her zaman yani olağanlaştırmanın sakıncası vardır. Her şey, yani bu olasılaştırma veya olağanlaştırma aslında çok sakıncalı bir şeydir. Bizler biraz bu olağanın içini dürttüğümüz zaman, içini deştiğimiz zaman belki de olağanın nasıl olağan dışı olduğunu, olmaması gerektiği üzerine birazcık düşündürtmeyi sağlıyor olabiliriz. Evet, bir zerredir ama bence faydalıdır. Çok önemli. Çok önemli. O yüzden ben genç akademisyen arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Evet, gençler yaşlı hiç fark etmez. Yazmayı öğretmeye devam edelim Tuğba Hocam. Hepimiz gençiz. Gençlik de ayrıca biliyorsunuz yaşlılık çalışmaları da ötekileştirme üzerine yani. Bu cümlelerde de çok önemli dikkatli olmamız gerekiyor. Yok uzun yıllar. Biz belki bir yere geldik. Onlar daha uzun yıllar devam edecekler. Onlar da evet, hocam. Evet Şafak Hocam. Buyurun Elif Hocam. Söyleyin cümlelerinizi duymak istiyorum. Hocam ben de öncelikle teşekkür ederim sizin de katkılarınız ve sözleriniz için Nükhet Hocam. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi zaten toplumun bir yansıması, bu toplumsal gerçekçi bir bakış açısını gördük bu filmlerde izlerken de. Ama belki de bizi rahatsız eden bu eleştiriyi yapmamızı sağlayan şey daha da pekiştirilmesi, bu inşaların daha da kuvvetlendirilmesiydi aslında. Umarım sizin de dediğiniz gibi hani dişil bakış açısıyla yansıtılan başka sinemalar olur. Biz de bunları tek konu ederiz belki de bir gün. Teşekkür çok ederim tüm dinleyicilere de, sizlere de hocam. Çok teşekkürler Şef Hocam. Buyurun Elif Hocam. Buyurun. Nükhet Hocam, Tuğba Hocam çok teşekkür ediyoruz eşlik ettiğiniz için bize bu sunumda, bu oturumda. Umarım gelecek yıl bir arada oluruz. Tekrar yüz yüze olurum. Evet. Ayrıca Sinefilozof ekibine de çok teşekkür ediyorum sağladıkları desteklerden ötürü. Herkese sağlıklı günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben paneli kapatmak istiyorum. Bu güzel ve etkileyici sunumlarınız için basılı halde görmeyi merakla bekliyorum bu arada. Mutlaka geniş çapta basılı halde getireceksinizdir. Bunu da merakla bekliyorum. Sinefilozofi ekibine ben de çok teşekkür ediyorum. Serdar Öztürk Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere çok teşekkür ediyorum. Soru yöneltenlere. Umarım bir cümle de olsa hayatlarına dokunmuş olmayı diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler.